Çok değerli basın mensupları arkadaşlar, değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz Tatvan ilçemiz Dalda köyünde 3083 sayılı dokullaştırma uygulamasında çok büyük haksızlık ve adaletsizlikler olmuş. Köylüler mağdur edilmiş. Bu vesileyle biz 2-3 gün önce köye gittik. Olay yerinde inceledik. Bu konuda şimdi oluşan olumsuzlukları, vatandaşın mağduriyetlerini açıklamak istiyoruz. Bunu Sayın Genel Başkanımıza, partimize arz ettik. Konunun tatbikisi ve çözümü için mücadele edeceğiz. İlçe Başkanımız Muzaffer Temel aramızda olacaktı. Covid-19 dolayısıyla test yaptırdı. Testi pozitif çıktığı için karantinaya girdi. Kendisine de çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şimdi 3083 toplulaştırma yapılırken normal bu yasa vatandaşın lehine olan bir yasadır. Tarımın daha verimli olabilmesi için, arazilerin toplanması için, vatandaşın da tarımdan daha verimli ürün alabilmesi için vatandaşın lehine olan bir yasadır. Ve bu yasada da inceledik, kesinlikle vatandaş imza vermeden, bu işe rıza göstermeden bu yapılamaz. Köylülerin hepsiyle görüştük, muhtarımızla, vatandaşlarla görüştük. Hiç kimse bu konuda olumlu imza vermemesine rağmen 2019 yılında bu uygulama yapılmış. Ve bu uygulama yapılırken köylünün arazisi Ahmet'in Mehmet'e kaymış, Mehmet'in evi Ali'nin tapusunda kalmış, okul, mezarlık dahi vatandaşın yeni uygulanan tapularında kalmış. Burada çok büyük bir mağduriyet var. İleride de bu köyde vatandaşlarımız arasında husumete neden olabilir. Bunun acilen çözülmesi lazım. Bir de bu uygulama anladığımız kadarıyla çevre yolu için yapılmış. Oysa ki biz köyde yaptığımız incelemede daha önce çevre yolu için belirlenen güzergahta şey yok. Tarım arazisi yok. Ondan sonra menfez ve köprülere de gerek olmadan daha masrafsız, daha güzel bir yol yapılması mümkün iken yolu 3-5 tane menfez, köprüler yapılacak çok daha masraflı bir güzergaha ve onlarca, yüzlerce dönüm köylünün dad, babadan, dededen tarım için kullandığı tarım arazisini heba eden bir güzergah tercih edilmiştir. Bir de köylülerimizden aldığımız bilgilere göre sözde yol için hazine devredilen arsaların başkalarına satıldığını, hazine tarafından başkalarına satıldı, birbirine satıldı, banka tarafından. Bu iddialar da var. Bizim aklımıza da şu soru geldi. Demek ki köylünün elindeki arazi burada 3083 uygulanarak uygulamasıyla alınmış ve burada belki birilerine, yandaşlara verilmiş, yol için istimlak edilecek veya satılacak. Aklımıza bu tür şeyler geliyor. Çünkü veri tabanına ulaşamıyoruz. Oralar kimin adına kaydedilmiş, ne yapılmış? Şimdi biz ne yapıyoruz? Ulaşamıyoruz. Kapatılmıştır. Tekrar sesleniyoruz iktidar mensuplarına, köylülere ses versinler. Yok gidin mahkeme, orada sorununuzu orada çözün demesinler. Yarın öbür gün o köyde vatandaşlar arasında bu konuda bu adaletsizce yapılan 3083 sonucunda bir husumet çıkarsa hepimiz üzülürüz. Bitlis küçük bir vilayettir. Hepimiz akrabayız. Birbirimizin komşusuyuz. Tekrardan biz iktidarın milletvekillerine, il başkanına, iktidarın bütün mensuplarına buradan sesleniyoruz. Köydeki bu feryada kulak versinler. Biz orada o köylülerimizi gördük. O tarlalara damlanan gözyaşları gördük. Bu mübarek ayda eğer ona çözüm bulmazlarsa, bu adaletsizliği giderlemezlerse de bu gözyaşları inanın onların felaketi olur. Tekrar tekrar rica ediyoruz. Kulak versinler yetkililerimiz, bu soruyu çözsünler. Biz raporumuzu hazırladık. Kendi partimize sunacağız. Bu konunun takipçisi olacağız. Elimizden geldiğini yapacağız. İnşallah köylülerimizin mağduriyetini gidereceğiz, gidermeye çalışacağız. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.